Arkadaşlar merhabalar bu videomda Kenan Kara ile TYT Geometri Soru Bankası kitabında üçgende merkezler konusundaki test 2'nin yani son testin çözümünü yapacağız. Evet kitabımızda da sayfa numarası 80 ve 81 çözeceğiz. Hadi bakalım çözümlere başlayalım. Birinci soruyla başlıyoruz. Dik üçgen şeklinde kağıt iç diye çemberin merkezinden geçecek şekilde hipotenüse paralel bir do do doğru boyunca kesilmiştir. Hemen bir dik üçgen çizelim. Yukarıda boşluk var. Şöyle boşluklara dikkat ettim aslında ama bunun da üstünde bir boşluk var diye buradaki boşluğu orta değerlendirdim. Kitapta her şeye dikkat ettim. Haberiniz olsun. E bunu çözüm buraya yapılıyor. Burada bir tane soru daha fazla olsun diye o şekilde davrandım. Neyse A, B, C üçgeni ve dik üçgen burası 90 derece olsun. Hipotenüse paralel. İşte çemberin merkezinden. Bakın işte çemberin merkezi burası olsun. Hipotenüse paralel bir doğru boyunca çizdiğim zaman yani şöyle bir paralellik çizince elde edilen üçgen ben bunu bu, bu kağıdı bu şekilde kesmişim ya. Elde edilen üçgen yukarıda üçgen değil mi? Bunun çevresi 21 verilmiş ve dik kenarlardan birinin uzunluğu da 12 verilmiş. Buna göre hipotenüs uzunluğu nedir diye soruyor. İşte H&M'nin merkezini kullanacağım. Hocam şuradan gelen açı ortaydır. Buradan gelen açı ortaydır. Hatta buradan gelen de açı ortaydır. Sanırım bunu kullanmayacağız. Dur. Bu açı ortaysa paralellik varsa Z'den dolayı nokta açısı yapar. X ise burası da X yaptı. Tamam 12 idi. Burası 12-X oldu. Sonra hocam burası çizgi burası çizgi açı orta, işte çember merkezinden geçiyor. Z'den dolayı burası da çizgi. Burası Y yes, ise burası Y'dir. Bir de soru da bana şunun çevresini vermiş. Bunun çevresi kaç? 21 verilmiş. 12'nin 21'e tamamlayanın 9 değil midir? Evet. Burası 9 olacak. Bak şu x'in toplamı 12. Bu x'in toplamı da 9 yapacak. Yani buraya da çevresinin 21 yapması için 9 eksiye y kaldı. E dik üçgenin bir kenarı kaç? 12. Diğer kenarı kaç? Hop şurası. Aa burası da 9. 9-12 ne üçgeni? 15 üçgeninden cevabı 15 olarak buluruz. Evet birinci soru Denizli oldu. Çok güzel soru. Geldik ki Yasemin dik üçgen biçimindeki bahçesinin içinde şöyle dik üçgen biçiminde tüm kenarları eşit uzaklıkta olan bir P noktası. Tüm kenarları eşit uzaklıkta olan uzaklık dediği dik uzaklık demek değil midir arkadaşım? Evet. E hocam burası 90, burası 90. E hocam burası da 90 oldu. Şunlar 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 birbirine eşitmiş. Hocam 90 90 90 burası da 90 oldu ya Dikdörtgen oldu. Karşı kenarda eşit. Dikdörtgenden karşı kenarda eşit. Oldu mu? Oldu. E ee, Burada hatta kare çıktı burası. 8 var 12 var. Peki. Buna göre boruların toplam uzunluğu. Boru uzunluğu isteniyor bizden. X. 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 Hocam burası da X. Burası da X. Dikkat et. Şu dikmeler eşit. Nerede eşit oluyordu? Hocam. Açı ortayda. Yani şu açı ortaya olur. Açı ortayda kollar açılan eşit. Ayırdıkları yerlerde eşit değil miydi? Evet. E hocam aynı şeyi burada da söyleriz. Hop bu da açı ortaydır. Kollar açısındakiler eşit. Ayrılıkları yerler de eşit olacak. Hocam 12 ise burası da 12 olacak. E şöyle bir dik üçgen çıktı karşımıza. Hocam burası x artı 12. Burası x artı 8. Burası da 20. Hocam 20'nin karesi eşittir. x artı 12'nin karesi artı x artı 18'in karesi deyip işlem 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 yapacağız. Buradan x'i bulacağız. Ama 20 var. Büyük ihtimal 12, 16, 23 gendir. E, 12, 16, 23 gen olması için X yerine 4 koyarsam burası 12, 4 koyduğumda burası 16, burası da 20 sağlanıyor. Demek ki X 4'müş. Bizden de zaten boruların toplam uzunluğu isteniyor. Yani 3X isteniyor. X yerine 4 yazdığımızda cevap da kaç yapar o zaman? 12 yapar. Evet, ikinci soru Ceyhan oldu. Geldik 3'e. BC ile şu DC paralelmiş. ABC üçgeni biçimindeki parDel dış teğet çemberi, biçimindeki oyun alanı verilmişti. Şu dış teğet çemberi, ABC üçgeninin dış teğet çemberi. Ya bu ne demek hocam? Şuradan gelen açı ortaydır. Buradan gelen açı ortaydır. Dış teğet çemberin merkezinden geçen. E, bu açı ortaylıkları kullanacağım. E, şunlar da birbirine paralel verilmiş. Bak 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 bak. bak. da şu. Bu paraleller nasıl kullanacak? Hocam Z var burada. Çizgi açısı 15 ise burası 15 oldu. Şurada da Z var. Nokta açısı noktaya nokta. X kenardan burası da 13 oldu mu? Oldu. Sonra çemberin D'ye doğrusu üzerinde olduğuna göre DE kaçtır diye soruluyor. Tamam bitti kardeşim. Kaç çıktı burası? 15 ile bulduk burayı bakın x kenarlıktan. 15 ile 13'ün toplamı yani 28 çıktı. Cevap balık esir oldu. Geldik dördüncü soruya. ABC üçgeninde G ağırlık merkezi ağırlık merkezinden geçen kenar ortaydır hocam. Yani 7 ise burası 7'dir. Sonra I da işte benim merkezi işte geçen benim merkezinden geçen de açı ortay olacak. A şuradaki üçgende ne çıktı arkadaşlar? Buradaki üçgende açı ortay var. Açı ortayda koldaki oran kaça kaç? Şöyle bakacak olursan. Hocam 5'e 7. O zaman burası 5K burası 7K'dır. Aa hocam 12K ağırlık merkezi var. 1'e 2 oran var. Ağırlık merkezi kenar belli olduğu zaman ne yapıyorduk? 3'e bölüyorduk. 12K'yı 3'e böl 4K. Ağırlık merkezinden kenar olan uzunluk 4K iken buraya olan uzunluk 2 katı 8K olacak. Yani buraya 3K kaldı. Hani 1'e 2 oranı o şekilde ayarlıyorduk değil mi gençler? Bunu biliyorsunuz. Zaten 4K 3K daha 7K yapıyor gördüğünüz üzere. Sağlanıyor. Hem 1'e 2 sağlanıyor hem 5'e 7 sağlanıyor burada. E oral isteniyor bizden. BF 5K bölü GE. Yani 3K isteniyor. Cevap da 5 bölü 3 yaptı. GE diyor değil mi? GE dediği için 4K oldu. Cevap da 5 bölü 4 oldu arkadaşlar. Evet dördüm soru. Cehan oldu. Geldik 5. soruya. ABC dik üçgen E ve F noktaları BD doğrusu üzerindedir. E ve F BD doğrusu üzerinde. Yani şunlar doğrusal diyor bize. ACD üçgenin diklik merkezi F. Bunun diklik merkezi F'ymiş. Yani şurası 90 derece. O zaman bu doğrusal olduğundan burası da 90 derece. Ya büyük ihtimal burada ne yapacağız? Dikten dik çizilmiş öklük bağıntısı uygulayacağız gibi arkadaşlar. Sonra 8 ve 10 verilmiş. Aa, BE uzunluğu nedir diye soruluyor. Arkadaş. Şu diklik merkezini ben kullanamıyorum. Hocam buradan gelmiş diklik merkezini kullanamıyorsam o zaman ya A köşesinden çizeceğim buranın dik olduğunu söyleyeceğim ya da C köşesinden çizip buranın dik olduğunu söyleyeceğim. Şimdilik şunu çizeyim. Şöyle 90. E 90'larda havada uçuyor. Dal alfabeti, alfa beta Alfa 90 sa beta. Ters açıdan beta. Burası da alfa. Alfa 90 sa beta. Şimdi biraz önce bak soru kökü kendini belli ediyor biraz. Hocam burada bir öklit bağıntısı uygulayacağımız belli gibi. O zaman x kare a çarpı b'ye eşit. O zaman şuraya bir a diyeyim. Bir da b, b, b diyeyim. E hocam şimdi üçgende benzerlik uygulayacağız. Kenarları belli olan sayıları seçeceğiz. Hocam 8 ve a. A işin içinde olduğu için seçeceğim. Bak mesela üçgenlerden biri budur. Diğeri nedir? B'yi alacağım ya. Bir de B'ye 18 var değil mi? O zaman bu siyah üçgenle sarı üçgen benzer. Alfanın karşısı 8 bölü alfanın karşısı B eşittir. Burada beta'nın karşısı A bölü beta'nın karşısı 18. Of mükemmel bir soru. A çarp B'yi kaç bulduk arkadaşlar? 8 ile 18'in çarpımı yani 144 bulduk. Şimdi bizden x deniyor. Öklit mantısı x'in karesi de eşittir. A çarpı B değil mi? Evet. A çarpı B'yi de 144 bulduk. O zaman x neye eşit oldu? 12'ye eşit oldu. Mükemmel bir soru arkadaşlar. Ya zor mu? Hayır. Kesinlikle değil. Verilen bilgileri kullanmalık soru. Ve size bir şey söyleyeyim mi? Şu üçgende merkezdeki soruların çoğunluğunu bir kitapta göremezsiniz arkadaşlar. Gerçekten çok güzel. Şuradaki ikinci testin ilk sayfasında bile çok güzel sorularla karşılaştık. Birinci soru öyleydi. Şimdiki soru öyle. Aradaki çözdüğümüz şu sorular öyleydi arkadaşlar. Gördüğünüz üzere gerçekten çok hoş. Valla çok hoşuma gitti. Geldik altıncı soruya. Cevap balık kesir çıktı bu arada. Beşinci soruda geldik altıya. B köşesi dik olan bir üçgen diyor. Hemen B köşesi dik olan bir üçgen çizelim bakalım şöyle. Şöyle çizdik. B köşesi dik olan diyor. A, B, C üçgeninde B köşesi dik. Peki. Sonra ağırlık merkezinin. Valla 90'lıkta da var. Ağırlık merkezi var ya. Ağırlık merkezi aklımıza ne gelecek? Büyük ihtimal muhteşem üçlü gelecek arkadaşım. Hemen şöyle bir muhteşem üçlü çizeyim. Ağırlık merkezi dediği için. Hani şu eşit eşit. Burası da eşit olacak. Ağırlık merkezinden geçen doğru da. Ağırlık merkezinin. Ne diyor? Ağırlık merkezinin bu üçgenin çevrel çemberin merkezine olan uzaklığı. Dur. Şimdi dik üçgende çevrel çemberin merkezi Çevrel çemberin merkezi 3 şekilde bulunuyordu. Da. 1. Dar açılı üçgende içinde. 2. Dik açılı üçgende hipotenüs üzerindeydi. O zaman çevrel çemberin merkezi işte burası yapar. 3. Geniş açılı üçgende de üçgenin dışındaydı. Zaten çemberin çizsel şöyle çapı gören çevre açı 90 derece değil mi? O zaman merkezi tam burada olmak zorunda. O yüzden hipotenüsün tam orta noktasıdır. Şimdi ağırlık merkeziyle bu çevrel çemberin merkezi arasındaki uzaklığı da 4 vermiş bize. Eyvallah bunu da çizdik. Ee, sonra bu dik üçgenin hipotenüsüne ait olan kenar ortay ile hipotenüsüne ait olan kenar ortay zaten bu. Dörtgen burası bu arada ne oldu? 8 oldu. BC kenarına ait kenar ortay. BC kenarına ait kenar ortayın tam ağırlık merkezinden geçer. Ee, dik kesmektedir. E, bunlar dik kesiyorlarmış. Burada kesiyorlar. Buna göre bu dik üçgenin ağırlık merkezinin C köşesinde olan uzaklığı işte benden şuradaki uzunluk nedir diye soruluyor arkadaşlar. Şimdi ne yapacağız? Hocam dikten çizmiş. Öklüt. Burası A burası 2A. 8'in karesi eşittir. Öklüt'ü uyguluyorum burada. 8'in karesi eşittir. Nedir? A çarpı 2A. Şu 64 32 mi yapıyor? Evet. A da buradan kök 32 yapar. Yani 16 çarpı 2 olduğundan bu da 4 kök 2 yapar. Evet 4 kök 2 ise burası 8 kök 2 burası da 4 kök 2 oldu. Şimdi benden şu uzunluk isteniyor. Hocam bunu nasıl bulacağım? Arkadaş bu kenar ortay. Bu kenar ortay. Bunun devamı da ağırlık merkezinden geçtiği için kenar ortay değil midir? Evet. Hatta burada hocam şu parça şu parça eşittir ağırlık merkezinden geçtiği için. a ne var burada? 90'dan çizilen kenar ortay. Muhteşem üçlü. E burayı bulunca da burası çıkacak zaten. Bitti gitti. Hatta x'e burası x bölü 2'dir. Burası da x bölü 2. Burası da x bölü 2. E hocam top toplam burası ne yaptı? X yaptı. Yani sen artık şu üçgende ne yapabilirsin? Dik üçgenden burayı bulabilirsin. 8 var 8 kök var x var. Hocam 8 ve 8 kökü de ortak çarpan 8. 8 çarp 1 burası. 8 çarpı kök 2 burası. O zaman burası da 8 çarpı kare içinde diğerlerinin kareleri toplamıdır. Kısa yoldan yapıyorum. 1'in karesi artı kök 2'nin karesi. 1 artı 2 mi yapıyor? Evet. O zaman cevap ne yaptı? 8 kök 3 oldu. Bu da güzel bir soru arkadaş. 6. soru Denizli oldu. Geldik 7'ye şekilde de E noktası ABC üçgenin kenar orta dikmelerinin kesim noktasıdır. Kenar orta dikmelerinin kesim noktası aynı zamanda çevrel çemberin merkezidir. Çevrel çemberin merkezinden köşelere gittiğin zaman da şu uzunluklar ne oluyordu? Eşit oluyordu. Çünkü çember çiz, hocam merkez burasıysa, bu da yarıçap, bu da yarıçap, bu da yarıçap bantından diyor. E o zaman hocam 110 sayı 180'den 110 çıkart, 72'ye böl, 35, 35 yapar buradaki açılar. Sonra 38'e bak, burası da 38 oldu. E sonra x'e bak, burası da x değil midir? Evet. Ee, şimdi ne yapacağız arkadaşlar? 2 tane x var. Ondan sonra artı üçgende 2 tane 38 var. Yani 76 artı 2 tane de 35 var. Yani 70. Bunların toplamı iç açılar toplamı şu açı şu açı ve şu açı dedim yani 180 olduğundan e, bu ikisi 146 yapıyor. 2 x eşittir. 180 eksi 146. O zaman 180'den 146 çıkınca 34 yapıyor. 2 x eşittir 34 olur ve x'i de böylelikle 17 olarak buluruz. Yani 7. soru Denizli oldu. Ve geldik 8. soruya. Evet şunu da çözelim. Bir açısı 120 derece olan ve eşit kenar uzunlukları 12 santimetre olan hemen 120 120 30 30 120 üçgeni çiziyoruz arkadaşlar. Şöyle çizdik. Evet tepe açısı 120 olmak zorunda. Taban açısı 120 olamaz değil mi? Ve kenar uzunlukları da 12 12 imiş. Tamam. İkiz kenar üçgenin kenar orta dikme merkezi ile ağırlık merkezi arasında uzaklık. Ağırlık merkezi sorulduğu için bana Hemen ne yapalım arkadaşlar? Şurada bir yükseklik çizelim. Çizilen yükseklik tabi bu x kenarı ya 30-30 yaptı. Çizilen yükseklikte ağırlık merkezi bak burada bir yerde. Şimdi o 90'ın karşısı 12 ise 30'un karşısı 6 yapacaktır. 3'e böl. Hocam burası 2 yapar. Burası da 4 yapar? Evet. 3'e böldüğün zaman hmm. kısa parçayı buluyorduk. Burası da 4. Şimdi ne lazım bana? Kenar orta dikme merkezi. Kenar orta dikme merkezi çevrel çemberin merkezidir. Çevrel çemberin merkezi de dar açılı üçgende. Üçgen içinde Dik açılı üçgende üçgenin üzerinde geniş açılı üçgende üçgenin dışında hatta 120'nin dışında yani şuralarda bir yerlerde olacak arkadaşlar. Yani burada öyle bir nokta var ki bu kenar orta dikme üzerinde olacak ya bu arada şu kenar orta dikmesi olduğu için e, merkezde tam bunun doğrultusu olmak zorunda şu diki kenar orta dikmesi olacağı için yani burası doğrusal olacak. O zaman bizim şimdi merkezimiz burasıysa kenar orta dikme merkezi bir tanesi bu. Aynı zamanda çevrel çemberin merkeziydi. Çevrel çemberin merkezi demek hocam köşelere gittiğim şu uzunluklar ne olacak? Birbirine eşit olacak. Yani şurası daha şöyle eşit 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 olacak. Bak ince bir nokta var burada. Hocam kenar orta dikme merkezi şu orta dikmesi buna doğrusal oluyor. Ve 3 köşede uzunlukları eşit. Zaten şu doğrusal olduğunu gösterince dik tabanı keş parçaya böldü. İkiz kenar oluştu mantığını da söyleyebilirsin. Şuraya bir A dersem. Hocam burası A artı 6. E burası da A artı 6. Burası da A artı 6 oldu. Ve 90'ın karşısı 6 iken 30'un karşısı 6 ise 60'ın karşısı 6 kök 3. Şurada artık bir Pisagor yapabiliriz. Hadi bakalım Pisagor'u yapalım. A artı 6'nın karesi eşittir. A'nın karesi artı 6 kök 3'ün karesi oldu. Buradan A kare artı 12 A artı 36 eşittir. A kare artı bu 6 kök 3'ün karesi de 108 yaptı. A kareler nanay oldu. 12 A'da buradan 108'den 36 çıkartıyoruz. Kaç kalıyor? 36 çıkarttığımız zaman 2, 72 mi kalıyor? Evet 72 yaptı. A'yı da buradan kaç buluruz? 72 mi yapıyor burası? Galiba 72. Evet A'yı da buradan kaç buluruz? 6 buluruz. Ama A'yı 6 bulduk. Bizden ne isteniyor dostlar? Bu ağırlık merkezi ile çevrel çemberin merkezi arasındaki uzaklık. Yani şuradaki uzunluk isteniyor. O 6 2 daha kaç yapar? 8 yapar. Arkadaşlar çok güzel sorular. Gerçekten çok güzel bir soru. 8. soru balık Balıkesir oldu. Geldik 9. soruya. K noktası ABC üçgenin çevrel çemberin merkezi olarak verilmiş. E, o zaman ne olacak? Hocam şu köşeye olan uzaklık, bu köşeye olan uzaklık ve bu köşeye olan uzaklıklar birbirine eşit olacak. E tamam. Hatta 15-20, 25. Burası da 25, burası da 25 oldu. E sonra Sayılar verilmiş alan, taralı alan nedir diye soruluyor bize. Şimdi ne yapacağız burada? Hocam bu alan belli. 20-25, 15-20-25'ten burası 15 çıktı. Hatta burada kalan A alanı burada kalan da B alanı diyelim. A alanı belli. Nedir? 15 çarpı 20 bölü 2. Sadeleştirdiğimiz zaman 10-150 çıktı. Şimdi B alanını bulalım. E, tabana ait yükseklik bulmamız lazım burada. Nasıl bulacağız bunu? Hop, şuradan bir dik çizecek olursak. Hocam. Bir burada Pisagor. Bak bir burada Pisagor. Bir de burada Pisagor yapacağız. Şuraya bir x dersek buraya 28 eksi x kalır. Şuraya h diyecek olursak h kare. 17'nin karesi eksi x'in karesine eşit. Aynı zamanda 25'in karesi eksi 28 eksi x'in karesine eşit. Ama 17 var ya büyük ihtimalle 8, 15, 17'dir. Deneyelim bakalım. Burası 8 8, 15, 17 mi diye bakalım. E, x yerine 8 kaydı koyduğumuzda burası 20 yaptı. 15, 20, 25 sağlaması da tuttu. Demek ki gerçekten öyle. H, 15 çıktı. O zaman B alanı da belli artık. Taban çarpı yükseklik bölü 2. 28 çarpı 15 bölü 2'ye eşit olacak. Şunlar sadeleşince 14 yaptı. Yani 15 ile 14'ün çarpımı da B alanına eşit olacak. 4 kere 5 20. 4 60 yaptı burası. Bir de 15 ile topladığımız zaman kaç yapıyor? 210 yapıyor burası. Evet B alanı 210. A alanı 150. 210 ile 150'nin toplamı isteniliyor bizden. Yani toplamı kaç yaptı o zaman? 360 yapar. Evet 9. soruyu böylelikle Denizli bulduk. Geldik 10. soruya. ABC üçgeni biçimindeki bir parkın ABC köşelerinde bulunan kişiler K noktasına eşit uzaktır. Evet K noktasına eşit uzaktaymış bunlar. O zaman K noktasına eşit uzaktaysa şöyle bu çevre çemberin merkezi değil midir arkadaşlar K? Aynen öyle. Hatta kenar orta dikme merkezi değil midir burası? Evet. DF orta noktaları tamam. Şu DF orta noktalarıysa ben onu da kullanacağım. Arkadaşlar şu ikiz kenar ya, çizilen yükseklik tabanı keş parçaya bölmez mi? Böler. Hatta çizilen kenar ortay, çizilen kenar ortay, çizilen kenar ortay. Bunlar doğrusal değil ama kenar ortay şeklinde çizdim. Hocam bu çizilen kenar ortay aynı zamanda yükseklik aynı zamanda yükseklik aynı zamanda yükseklik. Ya da çevre çemberin merkezi aynı zamanda kenar orta dikme merkezidir deyip bunları orta noktaları birleştirdiğinizde dik olur da diyebilirdiniz. Buna göre K noktası için aşağıdakilerden hangisi daima doğrudur diye soruluyor. Arkadaşlar büyük ihtimal DEF üçgenin nesidir diye soruluyor bize. Şimdi şuraya bakacak olursak arkadaş şu orta tabandan dolayı bunlar birbirine paralel mi? Paralel. E paralelliği kullanalım o zaman. Şimdi burada hocam burası 90 dereceyse eğer şimdi bunun devamını getirdik ama bu böyle şey olmadı. Bunun devamını getirecek olursak eğer hop bunun devamını getirecek olursak eğer böyle. Hocam bu da 90 olur. Ya da şurası da 90 olur. Neden? Z'den dolayı. Bak şunun devamını getirdim böyle. Peki şimdi sen şuradaki paralelliğe bak. Şunlar da birbirine paralel değil mi? Evet. Şu dikmenin de devamını getirirsen böyle. Hocam paralellikten dolayı Z'den dolayı 90. Yani burası da 90 yaptı. Hatta şununla da şu paralel ya. E, bu 90 bunun devamını getirirsek böyle. Bu doğrusal demiyorum. Devamını getirirsek böyle. Z'den dolayı yine burası da 90 yaptı. Ya bunun devamı, bunun devamı, bunun devamı ne oldu? Yükseklik oldu. Yani burası yükseklerin kesim noktası oldu arkadaşlar. Nerede? DEF üçgeninde diklik merkezi olmuş oldu o zaman burası. Yani bizden de zaten o isteniyor. Cevap Balıkesir oldu. Aynen bu soru arkadaşlar ÖSYM tarafından soruldu. Lütfen dikkat. Evet bu soruyu da onun soruyu da balık bulduk ve geldik 11'e. Yani kara sorudayız. Verilen bilgileri kullanalım bakalım. Size tavsiyem öncelikli olarak kara soru için geldiyseniz buraya. Bir verilen bilgileri adam akıllı şöyle bir kullanın arkadaşım. Tamam mı? Her verilen bilgiyi lütfen kullan. Kullandığın zaman sonuca ulaşırsın. Şimdi 16 verilmiş 10 verilmiş bizden x isteniyor. AB ile AC birbirine eşit verilmiş. Tamam şu AB ile AC birbirine eşit verilmiş. X kenar üçgen verilmiş burada. Sonra CB ile CD birbirine eşit verilmiş. CB ile CD birbirine eşit verilmiş. Eyvallah. E noktası ABC üçgenin işte çemberin merkezi. Arkadaş E noktası ABC üçgeninde işte çemberin merkezi ise hemen A köşesinden gelen mantıklı geldi bana. Bunu çizdim. A köşesinden gelen nedir? Açı ortaydır. Ve aynı zamanda bu nedir arkadaşım? Yüksekliktir değil mi? Çünkü bu E'den geçen açı ortay olmak zorunda. E x kenarı olduğu için çizilen açı ortay aynı zamanda yüksekliktir. İşime yarayabilir. Bilemiyorum şu anda. Şu an işime yarayabilir gibi duruyor. Çünkü E'yi kullanmam lazım. Başka neyi kullanabilirim ben burada? Hocam bu da şu mavi x kenarın açısı ya. O zaman burada da büyük üçgende şunu çizecek olursam. Bu da açı ortay değil midir arkadaşlar? Çünkü içteye çemberin merkezi demiş. Evet. Hocam bu da açı ortay. Şöyle çizgiye çizgi. A, şu mavide de ikiz kenardaki çizilen açı ortay. Bak sadece maviye dikkat et. Şu mavi üçgende yani mavili ikiz kenarların olduğu üçgende. Bu üçgende ne oldu burası açı ortay oldu. Bak tamam büyüğünde açı ortay eyvallah. Hatta burası açı ortayları kesin noktası olduğundan. Küçük mavide bu açı ortay ikiz kenarda çizilen açı ortay. Aynı zamanda nedir? Yüksekliktir. Aynı zamanda nedir? Kenar ortaydır. Yani 8'e 8'dir. E bunları yazdık. Çünkü küçük üçgendeki açı ortay yükseklik olur. Taban iki eş parçaya ver. E sonrasında ne yapacağız? Takıldık kaldık değil mi? Takıldık kaldık. E arkadaşlar bir tek neyi çizmedik biz? Şunu çizmedik galiba. Neyi çizmedik? Hocam dik taban iki eş. sarı üçgende güzel bir şey çıktı. Bak bak bak. Hocam şu üçgende biz şeyi kaçırmışız. Dikkat et. Hocam bu ay maçı yükseklik ya. Tabanı ne yapar? İki eş parçaya böler. Bunu da gösterelim böyle. E hocam burada da dik taban iki eş parçaya böldü. Yani burası sarı üçgende kenar orta dikme merkezi oldu. Dikkat et. Kenar orta dikme merkezi oldu. E hocam o zaman kenar orta dikme merkezi çevre çemberin merkezidir. Şunu şöyle çizersem ne olmak zorunda bu? O zaman bu da şu 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 birbirine eşit olmak zorunda. Ya da şöyle de yapabilirsin. Hocam Dik tabanı keş parçaya bölmüş. Akman'a ne geldi? İkiz kenar. Şunu şöyle çizince şu parçayla şu parça eşit oldu. E hocam burada da dik tabanı keş parçaya böldü. Burada da ikiz kenar var. O zaman burası da böyle oldu. A ken. burası da 10. On. Sen büyük ihtimalle bunu kaçırdın burada. Buranın sarı üçgende kenar orta dikme merkezi olmasını ya da dik tabanı keş parçaya bölmüş. ikiz kenar oluşturalım hocam demeyi büyük ihtimalle unuttun. Evet büyük üçgende açıortayları kullandık ama küçük üçgende de şurası bir merkez çıktı. Hatta burada bu soru şu şekilde de olabilirdi. Bu sarı üçgende buradaki nokta ne merkezidir diye sorabilirdi. Sorunun belli bir parçası da bu olabilirdi arkadaşlar. Bu da E noktası çevrel çemberin merkezi oldu. Aslında X kenar ek çiziminden de yapıyoruz mu? Gerçekten bu da çok güzel bir soru. Evet şu 10 oldu. Benden de X deniyor. E artık X de ben şuradaki dik üçgenden bulabilirim arkadaşlar. Şöyle. Çünkü burayı da 10 buldum. Dikkat et. Burası kaç? 8. Burası kaç? 16. 8-16. Ne üçgeni? 8 kök 5 üçgeni. 1-2 kök 5 üçgeninden dolayı. Yani cevap Balıkesir yaptı. Bu da güzel bir soru. Arkadaşlar bu testte gerçekten böyle tam sınava yanında karşınıza çıkabilecek çok soru vardı. Gerçekten çok kaliteli bir testti. Zor muydu? Değildi. Çok ilginç sorularla karşılaştık. Kara soru da aslında çok ilginç. Çok zor mu? Değil. Sadece ve sadece büyük üçgen odaklanmayacaksın. Şu iç içe olan üçgenlerde bak sarı üçgene odaklanınca olay bitti. Hatta ek çizim tekniği de var burada. Ya ek çizim tekniğinden de yapabilirdin ya da hocam kenar orta dikme, kenar orta dikme, kenar orta dikmelerin kesim noktası burası çevre çemberin merkezi. Köşelere giden uzunluklar birbirine eşit mantığından da yapılabilirdi. İşte o yüzden kara soru arkadaşlar. Kap kara soru. Güzel bir soruydu ve böylelikle bu bölümü bitirdik. Üçgenle merkezler bölümü bitti. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda. Dörtgenler testinde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.